kutu montajına geçmeden önce arkadaşlar Raspberry Pi'nin başlangıç rehberine göz atalım. Bunun için kullandığınız tarayıcıyı açın ve arama kısmına Raspberry Pi 4 Beginner's Guide yazıp aratın. Listelenen sonuçlar arasından ilk siteye tıklayalım. İndireceğimiz kitap bu arkadaşlar. Alt tarafta kitap tanıtımından sonra As a Free PDF var. Buraya tıklayalım. Hemen kitap kapağının altında Free Download var. Buraya tıklayıp PDF'i indirelim arkadaşlar. İndirme başladı. İndirme bittikten sonra PDF'i açtığımızda Second Edition yani ikinci baskıyı görmekteyiz. Güzel bir kapak baskısı var. Alt tarafa inelim arkadaşlar. Content kısmına gelelim. Sayfa 8'de Get to Know Your Raspberry Pi bölümü var. Bu bölüm Raspberry Pi'yi tanıyın bölümü. Bu kısma tıklayalım. Bu kısımda Raspberry Pi'mizin bileşenlerini inceleyeceğiz. The Raspberry Pi's Components başlığına başlayalım arkadaşlar. İlk bileşenimiz System on Chip yani SoC. SoC bir yongada devre türüdür arkadaşlar. Tek başına bir bilgisayarda bulunan parçaları içerebilir. Raspberry Pi SoC'sinde CPU ve GPU da dahildir. Diğer bir bileşenimiz Random Access Memory yani RAM'dir. RAM, SoC'nin direkt yan tarafında bulunuyor. Diğer bir bileşenimiz Radio Module. Radio Module, radyo kontrolleri modülüdür. GPIO pinlerinin altında bulunuyor arkadaşlar. Diğer bir bileşenimiz Power Management Integrated Circuit yani PMIC. PMIC devresi güç yönetimini sağlıyor arkadaşlar. Type-C güç portunun arkasında bulunuyor. Diğer bir bileşenimiz USB portları. USB portları 2 tane USB 2.0 ve 2 tane de USB 3.0 portu var. 3.0 portu 2.0 portundan 10 kat hızlı ve saniyede 5 gigabit veri aktarabiliyor. Diğer bir bileşenimiz Ethernet portu. Ethernet portuyla kablolu internet bağlantısını sağlıyoruz arkadaşlar. Diğer bir bileşenimiz AV jack girişi. AV jack girişiyle kulaklık, hoparlör ve ses aygıtlarını bu girişten bağlıyoruz. Diğer bir bileşenimiz kamera konnektör. Kamera konnektörle kamera modüllerini bağlayabiliyoruz. Kamera modülleri fiyatı yaklaşık 350 TL civarında. Daha pahalılar ve daha gelişmişlerde bulunmakta arkadaşlar. Diğer bir bileşenimiz mikro HDMI portları. Mikro HDMI portlarıyla TV ekranı veya monitörler ile Raspberry arasında ses ve görüntü aktarıyoruz arkadaşlar. Diğer bir bileşenimiz Type-C Power Port. Raspberry için gereken gücü verdiğimiz adaptör bağlantı portudur. Diğer bir bileşenimiz Display Connector yani DSi. Bu konnektöre 3.5 inçlik dokunmatik ekranların bağlantısı yapılıyor arkadaşlar. Alt tarafta da bir dokunmatik ekran göstermişler. Diğer bir bileşenimiz GPIO pinleri. Bu pinler de arkadaşlar projelerde kullanılıyor. Biz fan bağlantısında bu pinleri kullanacağız. Ve en sonki bileşenimiz MicroSDR konnektör. Bu konnektör arka tarafta bulunuyor. Ve bu konnektörü kullanmak için SD karta işletim sistemini kuracağız. Ve Raspberry Pi'yi bağlayacağız bu işletim sistemine. Raspberry'nin bileşenleri bu kadar arkadaşlar. Şuradan 7. sayfaya dönelim. Content kısmına tekrar gidelim. Sayfa 20'de Getting Started with your Raspberry Pi. Raspberry Pi ile başlayalım demiş. Bu bölüme gidelim bu sefer. Bu kısımda arkadaşlar bilgisayarımız için gereken ekipmanlara bakacağız. İlk ekipmanımız USB Power Supply yani USB güç adaptörü. Bu güç adaptörü 5 volt 3 amper çıkışı olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Diğer ekipmanımız microSD kartı arkadaşlar. Raspberry Pi'nin orijinal sitesinde microSD kartı aldığınızda içinde NUBS ve işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Bende orijinal SD kart olmadığı için aldığım SD karta NUBS ve işletim sistemini kuracağım. Diğer gerekli ekipmanlar klavye ve mouse arkadaşlar. MicroHDMI kablo. MicroHDMI kabloyla televizyona veya herhangi bir monitöre ses ve görüntü sağlayacağız arkadaşlar. İşletim sistemini kurarken de bu kabloyu kullanacağız. Setting up hardware yani donanımsal kuruma geçtik arkadaşlar. Assembling the case yani kutunun montajı demiş. Buradaki kutu Raspberry Pi'nin orijinal kutusu. Bende bu orijinal kutu olmadığı için aldığım şeffaf fanlı kutuyu kuracağım. Bundan sonra kutunun kurulumuna geçebiliriz.